Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle çocukların gördüğü vs bizim gördüğümüz şeklinde bir video yapacağız. Mesela işte biz bir yatağı yatak olarak görüyoruz ama çocuklar onu böyle zıplamalık bir alan olarak görüyorlar. Zaten videoda ne demek istediğimi anlayacaksınız. O yüzden hızlıca videoya geçelim. Eğer siz de bu tarzda içeriklerin hız kesmeden devam etmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı, bir de beni şuradaki Instagram'dan takip etmeyi unutmayın diyorum ve serice videoya geçiyoruz. Videomuzun ilk fotoğrafına baktığınızda ne görüyorsunuz? Bir tane sınıf görüyorsunuz. Böyle gayet masalar, tahta falan var. Aslında ben de öyle görmüyorum da yani benim yaşımdaki insanlar orayı bir sınıf olarak görüyorlar. Peki ya çocuklar nasıl görüyor diye soracak olursanız çocuklar orayı bir hapishane olarak görüyorlar. Ben de öyle görüyorum. Okul zamanlarını bir düşünüyorum da yani bir yandan insan özlüyor ya işte üniversite ne güzeldi falandı filandı ama bir yandan da hapishaneydi ya. Lan her gün gitmek zorundasın bir kere yani her gün gidip orada oturmak zorundasın. Tabii ki yani şimdi okumak iyi bir şey, burada onu kötüleyecek halim yok, ondan sonra linçlenmek istemem ama yani ben gerçekten sevmiyorum ya, ben sevmiyorum. Benim şu an gördüğüm şey bir tane oturma odası, yani bir koltuk var, bir sehpa var. Acaba çocuklar burayı nasıl görüyor diye bir mantık yürüteyim. Yani burada çocuk olsaydım şu odayı ne olarak görüyor olabilirdim? Herhalde Smackdown ringi falan olarak görürdüm. Yani şuradan atlayıp 619 RKO falan öyle bir şeyler görürdüm. Çocukların gördüğü benimki gibi değilmiş. Ben Smackdown ringi olarak görüyordum orayı. Onlar yere basmama oyunu, yerlerde lav var gibi bir şey görüyorlarmış. Çocukken bunu zaten hepimiz oynamışızdır. Yere basmadan bir koltuktan diğer koltuğa, oradan sehpaya falan, oradan onu kırıyorsun, annenden dayak yiyorsun. Videonun başından beri bizim diyorum da diyeceksiniz ki ulan biz kim? Yani sen bizim derken kimden bahsediyorsun? Yetişkin insanlardan bahsediyorum. Yani çocuk olmayan insanlardan bahsediyorum. Yetişkinler burada gayet normal öpüşen iki tane insan görüyorlar. Çocuklar burayı nasıl görüyordur diye şu an videonun ilerisini ben de görmedim. Bir düşüneyim. Yani ben çocukken öpüşen insanları nasıl görüyordum acaba? İğrenç görüyordum herhalde ya. Yani öpüşüyorlar. Falan şeklinde görüyordum herhalde. Evet, gerçekten de çocuklar da öpüşen insanları bu şekilde görüyorlarmış. Yani abi ayrıca da domuzu niye öpüyorsun ya, kurban olayım. Tamam eyvallah, hani sevimli hayvan da öpmesen de daha iyiydi olacaktı. Yetişkin insanların gördüğü şey bir baba, yani bu kadar, bir baba görüyoruz biz burada. Çocukların gördüğüse bir süper kahraman, Süpermen olarak görüyorlar. Yani doğrudur herhalde, her çocuk için babası kahramandır diyebilir miyiz? Yani size soruyorum, her çocuk için babası kahraman mıdır? Fotoğrafta ne görüyorsunuz? Fotoğrafta şu an ekmek arası fıstık ve Nutella ezmesi gibi bir şey görüyorum. Yani öyle çok sağlıklı olmayan, böyle atıştırmalık, abur cubur diyebileceğimiz sağlıksız bir şey görüyorum. Ama çocukların gördüğüse efsane bir yemek. Yani öyle etler falan filanlar değil, ekmek arası çikolata. Bitti. Ben de çocukken böyleydim. Yani ölene kadar sabah, öğle, akşam, gece, yatsı, ikindi bilmem ne zaman olursa olsun çikolatalı ekmek yiyebilirdim. Ama büyüyünce işler değişiyor. Yani yine yemek istiyorum. Bak yine yiyebilirim ama yiyemiyorum abi. Çünkü spor yapıyoruz. Çünkü kilo alıyoruz. Yani gerek yok kilo almaya. O yüzden yemeyin. Yani çocuklar, ekmek arası çikolatalar falanlar filanlar düzgün bir yiyecek değildir. Onları yemeyin. Gidin ananızın yaptığı güzel güzel yemekleri yiyin. Peçete rulosunu biz peçete rulosu olarak görüyoruz. Çocukken ben bunda ne yapıyordum? Bir onu düşüneyim. Çocukken ben bunu dürbün olarak kullanıyordum. Yani uzun havlu peçete olursa şöyle dürbün, tuvalet kağıdı için olanlardansa şöyle dürbün olarak kullanıyordum. Bakalım çocuklar gerçekten benim düşündüğüm gibi dürbün olarak mı görüyorlarmış? Aa, çocuklar onu kılıç olarak görüyorlarmış. O zaman uzun havlu peçete olması lazım ki onunla savaşabilirsiniz. Biz çocukken kılıç olarak deniz makarnası kullanıyorduk. Hem can da acıtmıyor, onunla kavga etmek çok zevkli oluyor ki zaten yine hala kullanıyorum ben. Şunu da asla unutmayın ya. Yaş sadece yaştır. Yani yaş burada. Yok, yaş burada. Yani ben 25 yaşında olabilirim ama sizce ben 25 yaşında mıyım? Yetişkin insanların gördüğü bir doktor. Yani ben öyle gördüğümü söyleyemeyeceğim. Hele diş doktoruysa çok başka şekillerde görüyorum. Çocukların gördüğü evet kelleni uçuracak bir işte buna ne deniyordu? Buna bir şey diyorlardı da şu an adını unuttum. Bunu görüyorlarmış, doğru. Yani gerçekten doğru. Ben doktordan korkuyorum. Ben iğneden de korkuyorum. Yani nasıl aşı olacağım onu da bilmiyorum ama korkuyorum abi. Ben kesinlikle çocukları nasıl görüyorsa ben de öyle görüyorum. Aramızda doktordan korkmayan
gerçekten var mı ya? Yani doktor korkarım abi, niye korkmayayım? Hepimizin bildiği olay karşımıza çıktı. Normal insanlar burayı yatak olarak görüyorlar. Çocuklarsa burayı trambolin olarak görüyorlar. Bir şey diyebilir miyim? Benim hayatta çok sevdiğim şeylerden birisi de trambolinde zıplamak. Yani hiç demezsiniz ki bu adam 25 yaşında eşek kadar adam olmuş. Vallahi sabaha kadar zıplarım ya. Hatta Ankara'da olanlar belki bilebilirler. Eskişehir yolunda Kafes Fırın diye bir kafe var. Onun arkasında kocaman bir trambolin var. Yani o kafede otururken gidip orada zıplayabiliyorsunuz. Ben ne zaman oraya gitsem çocukları gözlüyorum. Böyle lan çekilseler de ben zıplasam biraz diye. Yani belki bir gün orada karşılaşabiliriz ben zıplarken. Ben ama şunu çok yapamıyordum ya. Yani annem dövüyordu. Ben o yüzden yapamıyordum. Bu kadar basit. Zıplarsan dayağı yersin. Bizim gördüğümüz gayet sıradan oyuncak bir motosiklet, bisiklet gibi bir şey. Çocuklar acaba bunu nasıl görüyor? Şu an hiçbir tahminim yok. Herhalde Harley motor falan gibi görüyorlardır. Ha, kocaman canavar traklar dediğimiz şeyler var. Canavar arabalar gibi görüyorlarmış. Bunu pek bilemedim. Bunu çocuklara sormak lazım. Çocuklar, siz bunları canavar arabalar olarak mı görüyorsunuz? Bunu görünce aklıma şey geldi ya. Annem her yaz anneannemin yanına gittiğimizde bana akülü araba alacaklarını söylüyorlardı. Gidiyorduk. Almıyorlardı. Abi yıllarca beni bu şekilde kandırdılar ya. Akülü araba alacağız. Akülü araba alacağız. Ben de salak gibi tamam akülü araba diye gidiyordum. Hala alınmadı. Vallahi şu an dank etti ya. Anne beni yıllarca kandırdın. Bir akülü araba bile almadın. Yani insanların aileleri alıyor. Sen bana niye almadın? Burada ne görüyoruz? Burada bir tane koli görüyoruz. Bunda çocuklar ne görüyor olabilir? Herhalde içine girecek, saklanacak bir şey olarak görüyorlardır. Yani başka da ne olarak görebilirsin ki? Yani düşünüyorum koliyle ben ne yapıyordum diye, bilemedim. Uçak olarak görüyorlarmış. Allah Allah. Siz öyle mi görüyorsunuz ya? Uçakla kolinin ne alakası var ya? Acaba şey mi? Şu YouTube'da videolar oluyor ya, böyle bebeklerini kutunun içine koyuyorlar. Böyle uçuyormuş gibi televizyonun karşısında bir şeyler yapıyorlar ya. Öyle bir şey mi? Çünkü hani ben de çocuk oldum ama böyle koliyi uçak olarak gördüğüm hiç hatırlamıyorum ya. Bizim gördüğümüz güzel kravatlı bir gömlek. Yani o kadar da şık olmasa da normal bir kravat gömlek görüyorum ben burada. Çocukların gördüğü deli gömleğiymiş. Bak şimdi dank etti. Okul kıyafetleri gerçekten bana da deli gömleği gibi geliyordu. Yani bana çok saçma geliyordu. Abi üstümde gömlek olsa ne olur, tişört olsa ne olur, kravat burada olsa ne olur, olmasa ne olur. Sen kafayı çalıştıramadıktan sonra yani gömlek giymişsin, tişört giymişsin ne yazar, ama ben bunu hiçbir zaman anlatamadım. Gerçekten benim gibi düşünenler videoyu bir likelasınlar. Yani okul kıyafetleri gerçekten deli gömleği gibi ya. Rahatsız ya. Ben o kıyafetleri giymeseydim belki daha rahat hissedecektim kendimi. Derslere kendimi daha iyi verecektim ama nerede yani, anlatamazsın. Benim böyle hiç oyuncağım olmadı. Yani bu arabalarım vardı işte, Superman, Batman falan onlardan vardı da bu küçük askerlerden hiç yoktu. Bu askerleri şu anki yaşımla asker olarak görüyorum ama çocukken ben bunları gerçek bir ordu olarak görüyordum. Arkadaşlarımda falan vardı bunlar, böyle ordu savaştırıyorsun işte ta 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 ta, ta falan filan, yani siz de biliyorsunuz. Evet, çocukların gördüğü de tam olarak benim dediğim şekilde çıktı. Gerçek bir ordu olarak görüyorsunuz. Biz bunları da gerçek ordu olarak gördük. Elimize boncuklu tabanca aldığımızda sanki gerçek savaştaymışız gibi falan gördük. Lan ne güzel hayallerle böyle canlandırarak büyümüşüz. Ben şimdi çocuklara bakıyorum, hepsinin elinde tablet. Ya dayı bir tableti bırak da bir dışarı çık ya. Yani şimdiki çocukların dizleri hiç kanamamış, yokuş aşağı hiç düşmemişler, ellerinin içine hiç taş girmemiş. Ne bileyim bir Beyblade, taso falan kaybettiğinde kavga etmemiş. Yani abi şimdiki çocuklar için gerçekten üzülüyorum. Ben çok güzel bir çocukluk yaşadım. Konu da buraya nasıl geldi onu da bilmiyorum ama şu tabletlerinizi bir bırakın, bir dışarı çıkın. Ben bu fotoğrafa bakınca ne görüyorum? Böyle kaygan bir zemin görüyorum. Ayağına çorapları giyeceksin, koşacaksın, koşacaksın, kayacaksın. Muhtemelen benim yaşımdaki yetişkinler böyle görmüyorlar. Ama benim beyin yaşım 3 olduğu için ben böyle görüyorum. Ama çocuklar burayı boyama yeri olarak görüyorlarmış. Ben yer olarak düşündüm. Bunlar duvar olarak düşünmüşler. Doğru, bak ben evin koridorlarına bir şeyler çizdiğimi hatırlıyorum ya. Yani çocuksun zaten, eline geçirdiğin her şeyi duvarlara sürtüyorsun. Ama benim dediğim de doğru. Burada çorapları çekip bir kayacaksın. Ondan sonra annen sana bakacak, diyecek ki kaç yaşına geldin? Eşek kadar oldun. Hala eşeksin.
Evet gençler, videomuzun sonuna geldik. Yetişkinlerin gördüğü vs çocukların gördüğü şeklinde eğlenceli bir video oldu. Benim açımdan videoda gördüklerim evet gerçekten doğruydu. Yani ben de çocukken öyle görüyordum. Sizin açınızdan da doğru muydu, yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarzda içeriklerin devamı için yapmanız gereken tek şey dediğim gibi videoya bir yorum yazmak, bir tane de like bırakmak. Şuradaki yuvarlağı yetişkin insanlar içerik üreticisine ücretsiz bir şekilde destek ol tuşu olarak görüyorlar. Oradan bana destek olmayı unutmayın. Şuradan da diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşça kalın.